Herkese merhaba. DDR2 Keskin Nişancı Mücadelesi bölüm 6'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun dürbünlü bir tüfekle birini en az 660 metre mesafeden vuracağız. Oldukça basit bir mücadele arkadaşlar. İlk sırada olması gereken ama ortalara konulmuş bir mücadele. Mücadeleyi yapacağım konum burası arkadaşlar. Karşıda Odriscoll'un adamları olacak. Onların kamplarından biri burası. Kapının önünde 2 tane ve çiftliğin içerisinde yaklaşık 20 tane ya da 15 tane adam olması lazım. Bir çatışma çıkaracağız. Kapıdakiler bir telaşa kapılacak ama buradaki elemanları vurmanızın nedeni aslında kargaşa çıkarmak. Ardından ortada bir yerde, yani çiftliğin içerisinde bir yerde bulunan herhangi bir NPC'yi vurmamız lazım. Çünkü buradakiler 593 metrelik bir mesafede olacak. Kullanmamız gereken silah kuyruktan dolmalı tüfek arkadaşlar. Bu mücadelede oyunun bizden istediği kuyruktan dolmalı tüfek veya karkano tüfeği. Fakat karkano tüfeğine oyunun erken aşamalarında ulaşamazsınız arkadaşlar. Oyunun sonlarına doğru elinize geçiyor. Erken aşamada sniper olarak kullanabileceğiniz tüfek kuyruktan dolmalı tüfektir. Bu tüfeğin yanı sıra bir de mermiler önemli arkadaşlar. Sıradan mermilerle yapmayacağız bunu. Yüksek hızlı mermilerle yapacağız. Bakın menzilin nasıl değiştiğini görüyor musunuz? Z'ye basıp sıradan mermilere geri geldim. Tekrar yüksek hızlıya geçiyorum. Oldukça etkili bir mermidir. Yüksek hızlı mermileri satın almayı unutmayın arkadaşlar. Tüfeğimizi alalım. Bahsettiğim kapı burası arkadaşlar. Burada birkaç tane adam spawn olacak. Daha doğrusu dürbünle baktığınızda siz onları göremeyeceksiniz. Biraz yaklaşmanız lazım görebilmek için. Biliyorsunuz oyunun görüş mesafesi, yani distance dediğimiz bir ayarı var. Yani RDR2'de bunu yapabiliyor muyduk? Tam olarak emin değilim. Belli bir limitle sınırlandırılmış olabilir. Bu sınırlandırmadan dolayı belli bir mesafeden NPC'yi göremiyorsunuz. Ancak ve ancak yaklaşmanız lazım. Birazdan çıkacak karşımıza. İkonumuz kırmızılaştı. Yaklaştık sayılır. Birazdan çıkacaktır. Evet, çıktılar. Şimdi ilk başta bunlara bir ateş edin. Muhtemelen işe yaramayacaktır. Arkadan bir yerden, mesela şu eleman olabilir örneğin. Kendisi şu an sabit duruyor, eğilelim. Eğer bunu ateş edersek olabilir arkadaşlar. Fakat kapıdakileri ateş ettiğinizde genelde işe yaramıyor. Yani 590-599 metre gibi bir mesafe kalıyor. Atışımızı yapalım. Evet. İşe yaradı. İçerideki NPC, kapıdaki NPC'den biraz daha geride olduğu için işe yaradı arkadaşlar. Mücadelemiz bu kadardı arkadaşlar. Burada yapmanız gereken konum çok önemli. Bir de seçtiğiniz silah önemli. Aynı zamanda mermisi. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece bu mücadeleyi gösterdiğim şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki mücadelede görüşmek üzere, hoşça kalın.